Doğu. Doğu doğru cevap. İnkılap. İnkılap doğru cevap. Risk grubu. Ne? Risk grubu doğru cevap. Ama Senay Hanım. Huy edinmek. Huy edinmek doğru cevap. Hanımlar beyler, haftanın finalinde son turdayız ve ay finaline kim gidecek? Bu turda belli olacak. Şenay Hanım, ne var ne yok? Heyecan var. Heyecan mısınız? Evet, keyif var. Yarışmacılar sizi biraz streslendirdi mi? Evet, Nefis Hanım gerçekten başarılı bir yarışma. Diğer arkadaşlarımız da çok başarılıydı ama şanssızlığa kurban gittiler. Evet, ben Özge Hanım'dan tedirgindim açıkçası. Evet, evet. O bayağı böyle bir yüksek bir 9000'in üstüne kesin çıkar diye düşünüyordum. Çağırdı siz öyle. Nefise Hanım'la beraber siz onun üstüne çıkmak için çabalarsınız diye düşünüyordum ama öyle gelişmedi. Nefise Hanım ve sizin aranızda ilerliyor şu an yarışma. Hı hı. Peki ne yapalım, başlayalım mı? Ben de bilmiyorum ki ne yapalım. Rahatladınız mı azıcık? Kaçmanın çaresi yok, buraya geldik. Geldik artık, bu çekeceğiz. Hadi yapalım. Yok estağfurullah. Ama heyecanla, mücadeleyi sevdiğim için böyle. Aha. Hadi başlayalım o başlayalım. Zaman. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Uykuda vizyona giren bağımsız film. Rüya. Rüya. Bu nasıl soru? Böyle rüya böyle mi sorulur ya? Allah iyiliğinizi versin editör. Efendim ikinci dört harfli cevabımızın sorusuna bakalım. Herhangi bir nesnenin oluşturduğu yığın, küme. Bilmiyorum. Ha, o zaman ben başka sorayım. Evet. Herhangi bir nesnenin oluşturduğu yığın. Yığın. Burada bir yığın, burada bir yığın. Ben bir harf alayım. Harf verelim efendim. Ö. Öbek. Öbek doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Gelsin beş harfli ilk kelimemizin sorusu. Görgü gereği ardından çok yaşa demek gereken ses. Sesi efendim onun, doğru. Hapşu. Evet. Hapşu doğru cevap. Eski bir sözcük. Kendisi değil ama anlamı çoğul. Gelsin bakalım sorusu. Herhangi üzücü bir olay sebebiyle hissedilen hüzün. Matem. Gibi bir şey. Matem, yas. Dağıtmaya gidilir. Kafa dağıtmak, keder. Yani düşünceler, fikirler anlamında. Gelmiyor. Bir harf rica edeyim. Bir harf alalım. Efkar. Efkar doğru cevap. Efendim altı harflere geçtik. Yapım eki almış bir kelime arayacağız şu soruyla. Önceden belirlenerek yapılan ölçülü, hesaplı. Planlı. Planlı doğru cevap. Efendim yine bir sıfat arıyoruz şu soruyla. Mecazi anlamda delice işler yapan, davranışları çılgın, aşırı ve standart dışı olan kimse ne? Çılgın. Değil, mecazi anlamda. Aa, o biraz nokta noktadır falan deriz. Çatlak. Ne? Çatlak. Çatlak doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk arayacağımız cevap Arapça kökenli bir sözcük ama bayağı yaygın. Gelsin bakalım. Bir şeyin aslı, bir işin doğrusu, gerçek anlamlarına gelen söz. Esasen, esas, realite değil. Gerçek. Hakiki. Tamamlayın onu. Hakikat. Hakikat doğru cevap. Efendim 3500 puanımız var. 2 dakika 35 saniyede süremiz var. Hı hı. İkisi de iyi görünüyor. Hı hı. Alabileceğiniz 4 tane daha harf var. Hı hı. 4 harf alırsanız 1 saniye bırakmanız gerekiyor bize. Yani onu da bırakırsınız herhalde. Umarım. Efendim 7 harfli ikinci arayacağımız cevap tek kelime. Başka da bir şey söylememe gerek yok. Çünkü bayağı kolay. Gelsin bakalım. İnsan vücudunu ayakta tutan ve dik durmasını sağlayan İskelet. Yapı, iskelet doğru cevap. Efendim toplum biliminden gelen bir soruyla 8 harfli ilk kelimemizi bulacağız. Buyursunlar.
Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan familyayı niteleyen söz. Çekirdek aile. İşte önü onu. Söyleyin. Söylediniz. Çekirdek. Çekirdek doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci arayacağımız cevap. Yine eski bir sözcük ama bakmayın eski olduğuna, bayağı da kullanıyoruz. Gelsin bakalım. Alacakların ve vergilerin toplanması. Alacakları topluyoruz. Ne yapıyoruz? Tahsil. Ha? Tahsilat. Tahsilat doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk arayacağımız cevap yine eski ama kullanılan bir kelime. Gelsin sorusu. Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan erkek işçi. Erkek uşak. İşçi. Siz aklınıza geleni söyleyin. Yok, gelmiyor ki. Gelmemiş bir şey. Arabacı şey. Belli bir ücret ve ev tamam. işlerini yapmak için tutulan erkek işçi. Yani ne yapsın diye tutulmuş? Bilmiyorum. Uşak ne yapar efendim? Evi idareci idare eder. Yani tamam. Kimleri idare eder? Kimleri idare eder? Müştemilattaki işçileri, heh, çalışanları. Onlar kim, nedir onlar? İşçi, o şey başı, işçi başı hiç öyle, değil. Yok yok öyle. Ben bir harf rica bir harf edeyim. Verelim efendim. Z. Hayır, gelmiyor aklıma hiçbir şey. Bir tane daha alabilirsin. Evet, bir tane bir daha. Bir tane daha harf alalım. T efendim. Hizmetkar. Hizmetkar doğru cevap. İki harfiniz daha kaldı alabileceğiniz. Kaç sorumuz üç kaldı? Üç tane de sorunuz kaldı. Süreniz de var. 1 dakika 16 saniyemiz var. Efendim mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla. Ağrı, sancı gibi bedensel veya korku, heyecan gibi ruhsal kıvranmak. Nedenlerle vücudu eğilip bükülmek. Kıvranmak. Kıvranmak doğru cevap. 10 harflilere geçtik. 10 harfli ilk aradığımız cevap mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda herhangi bir kimse veya konuyla ilgili olumlu veya olumsuz görüş belirtmek. Yorum yapmak, yorumlamak. Tek kelime. Yorumlamak. Gibi değil. Mecazi anlamda düşünün. Olumsuz görüş bildirmek. Eleştirmek. Gibi bir şey. Yermek, evet. Söyle. Yermek, değil. Eleştirmek, eleştiri. O kişi hakkında fikir, hüküm vermek. Heh. Yargılamak. Heh. Yargılamak. Efendim şimdi iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Son sorumuz 38 saniyeniz ve iki tane harfiniz var. İki dakikanız var. 38 saniyeniz ve iki harfiniz var. Şenay Hanım, gelsin bakalım sorusu. Açmak fiiliyle birlikte bir konuda geçmişi unutarak geleceğe umutla bakma anlamına gelen açmak. Söz sayfa, dizisi. Yeni sayfa açmak. Yeni sayfa 9 harfli mesela. Evet. Temiz sayfa açmak. Sayfa tamam mı? Evet. Taze, ferah, bilmiyorum. Nasıl sayfa? Bir harf alabilirsin. Bir harf rica ediyorum. Bir harf. Başlardan lütfen. Bir tane daha rica ediyorum. Ve evet. Temiz sayfa dediniz ya. Oradan gidebilirsiniz. Pak. Gibi. Yani. Temiz. Ferah. Nefes, enfes. Yok, olmadı. İlk kelime, ilk temizin eşi anlamlısı değil. Temiz deyince böyle üstümüz başımız. Ferah değil. Yani. Beyaz sayfa. Beyaz sayfa. Averajla mı? İnanılmaz. Ne? Averajla mı kazandık? Saniyeyle kazandım. Evet. 3 saniye farklı kazandınız. Evet. İnanılmaz. Kazandım. Şenay Hanım'ın gerçekten çok çok enteresan oldu.
Yani Şenay Hanım, geldik yüzdük kuyruğunda az daha evet, patates oluyorduk. Evet. Olmadık çok şükür. 9200 puan aldık ve ay finaline hak kazandınız. Muhteşem bir final oldu sevgili izleyenler. Her yarışmacımız bir öncekinden daha fazla puan alarak geldi ve finalde gerçekten de sonuncu yarışmacımız ay finaline hak kazandı. Bu harika hafta finali için bütün yarışmacılarımızı bir alkışlayalım isterim.